Merhaba arkadaşlar. Bugün Esenkent durağındaki, yani Maltepe Park içindeki Decathlon'u gezeceğiz. Bir kamp karavancı olduğumuz için hani sizlere böyle karavan malzemeleriyle alakalı detaylara yer vermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir alana yayılmış durumda kamp malzemeleri. Hemen sizlere şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir şişme mat var, tekli. Bunları hatırlıyorum. Pandemiden önce 100 lira civarındaydı. Ondan sonra bu çift kişilik 690 lira. Bu da 140 santim diyor, 750 TL. Bu biraz daha geniş olduğu için şöyle sizlere şeylerini göstermek istiyorum. Yani bunlardan patlatmışlığımız var zamanında. Mecburen kendi kendine patladı. Yani bir sene dayanmamıştı. Tabii iki sene dayananlar da oldu. Ayak pompasını şöyle sizlere göstereyim. 210 TL olmuş. Arkadaşlar şöyle bir şezlong tarzı bir kampet aslında. Bunun adı kampet diye geçiyor şöyle. Gayet sağlam. Tabii sağlam fakat hani fiyat olarak biraz pahalı tabii, yani 2100 TL. Şimdi şöyle sırayla sandalyeleri göstermek istiyorum size. Sandalyelerde mesela şu ürün 400 TL olmuş arkadaşlar. Bu ürünü hatırlıyorum. Gayet kullanışlı. Hemen kola takma aparatı da var. Yani bu da bir tık büyüğü mü diyeceğim, yok. Burada kol dayamaları var arkadaşlar. Şunlar aslında. Şu ürün 500 TL arkadaşlar. Mavi ürün. Bu kol dayaması yok. Sadece oturuyorsun. Ona 400 TL yazılmış. Şu gördüğünüzde arkadaşlar, buna da 640 TL istiyorlar. Bunun borusu biraz daha büyük. Ondan sonra şöyle yan yana getirdiğimde şöyle farkı böyle hani kamerada biraz daha belli olmuyor olabilir. Ama yine de göstermek istedim. Arkadaşlar şu çok revaçta. Hani serin de tutuyor. Böyle güzel bir yapısı var. 1100 TL arkadaşlar. Bunun fiyatı. Şurada görünüyor. Arkadaşlar bütün kampçılarda görüyorum. Şu olmazsa olmaz. Çok güzel bir şey. Buna 1500 TL istiyorlar. Hani şu kalitesi gerçekten güzel. Şöyle 1500 TL. Daha sonra şöyle bir tabure var. Şu an içi boş. Evet, bitirmişler arkadaşlar. Tabureye 320 lira. Fiyat yazıyor. Ha, 320 de pahalı tabii, hani bayağı iyi para. Şöyle küçük hani çocuklar da oturabileceği böyle nasıl derler, hani balıkçı tarzı, hani balık tutmak için ideal olabilir. Buna da 440 TL yazılmış. Şu çok kolay, hani katlanıyor, şuradan sökülüyor. Ondan sonra bu da böyle başka bir ürün. Ona da 1200 TL yazılmış. Şöyle onu da çekeyim. Şöyle de bir deseni var. Tabii iki deseni var böyle. Burada. Arkadaşlar masalar. Şöyle bir masa var. 510 lira. Alçak masa diye geçiyor. Şöyle bir masa oluyor arkadaşlar. Daha büyüklüğü
nasıl diyeyim, şöyle bir laptop kadar bir şey. Şöyle uyku tulumlarından bahsedeceğim size biraz. Hani burada uyku tulumları 430 TL'den başlıyor. Bu herhalde evet tek kişilik. Ondan sonra yani bu 15 dereceye kadar, bu 20 dereceye kadar, 20 derecelik olan 430 TL, 15 derecelik olan 720 TL. Ondan sonra 10 derecelik olan 860 TL. Yani derecesi arttıkça, daha doğrusu düştükçe fiyatı yükseliyor. Öyle bir durumu var bu işin. Mesela bu limit sıcaklık 5 derece. 5 derecelik uyku tulumunun fiyatı 1360 derece olmuş. Şey 1360 TL olmuş. Yani şurada da işte 0 derece arkadaşlar. Yani hava 0 olduğu zaman turuncu. Aslında bunu da bir renklendirmişler gibi görüyorum. Hani böyle sarı, daha böyle açığa doğru mu diyeceğim ama vardır onun da bir sanırım barkodlama gibi bir şeyi. Mesela burada da bir 10 derecelik bir şey var. 1090 lira. Ondan sonra ha, bunlar çift kişilikmiş arkadaşlar. Çift kişilik. Bir dakika bakalım. Yanlış söylemeyelim. Ha, boyut olarak. Evet, çocuk boyu maksimum diye geçiyor. Çift kişilik değil arkadaşlar. Tek kişi. Şöyle devam edelim. Evet, bu iki kişilik arkadaşlar. Çift kişilik zaten şurada ibaresi var. Bu 1750 TL'ymiş arkadaşlar. Çift kişiliği buldum. Ondan sonra bir de şu hamak var arkadaşlar. Bu hamak görüyorsunuzdur. Yani bir şöyle üstte turuncu olan şu, bir de şu. Şu uzun olan, şu alttaki tek kişilik gibi düşünün. Diğerini çift kişi taşıyabilir. Bunları bazen kopartanları gördüm. 540 kilo taşıyormuş arkadaşlar. Bu üstteki 1100. Evet. Çok ilginçtir. Yani bunda bu kadar taşıyabilir mi ya? 540 kilo. Çok ilginç. Yani bu kadar taşıyıp yırtılmaması harika bir şey yani. 860'a 430 TL arkadaşlar. Köpükleri hani yer matı olarak çadırın içinde hemen böyle uyku tulumunun altına filan koyup güzelce izole edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bunun şöyle bir versiyonu var. Ona ne kadar demişler? 490 TL. Yani bu fiyat bence hani bunun için bayağı pahalı. Yani bunu biraz daha uygun tutabilirlerdi. Şimdi sizlere çadırlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle bir 1, 2, 3. Ondan sonra burada daha böyle şey çok çadır var. Mesela geniş ailelerin şöyle bir çadırı, 2 oda bir ortada işte masa sandalye kurabileceği bir çadır var. Aynı zamanda bu çadır da Fresh Black arkadaşlar. Hani Fresh Black özelliğini bilmeyenler olabilir. Güneşte aşırı derecede bir güneş şey kurduğunuz zaman herhangi bir ağaç altı bulamadığınızda ciddi derece sizi güneşten koruyor arkadaşlar. Bu özellikle bir çadırda kalan birisi olarak gönül rahatlığıyla bunu ben alabilirim. Çok rahat bir şekilde. Bunda 4 kişilikmiş, 2 odası var deyip böyle bir yatak şekli var. 9500 lira yapmışmışlar. Şöyle içine bakalım. İçine de şöyle bir yatak koymuşlar. Yani gayet çift kişilik, rahat rahat kalınabilecek bir ortam. Bak,
hatta size bu flash bileğin özelliğini de göstereyim. Dışarıdan hiçbir şekilde güneşi içeriye ışın olarak almıyor. Mesela şimdi şuradan kapatıp size o özelliğini de göstermek istiyorum. Mesela şöyle bakarsanız şu an hiçbir ışık görünmüyor arkadaşlar. Şurada sadece dikişlerin olduğu yerlerde biraz şey var. Yani fermuarın olduğu yer aslında. Dikiş dediğim fermuarın dikişleri. Çok güzel bir ortam. Arkadaşlar böyle bir ürün var. Bunun fırsat ürünü diye geçiyor. 4.300 TL. Bu hani kese olarak biraz daha uygun tabii. Ondan sonra böyle güzel bir görüntüsü de var. Hatta bu üründen kardeşimde de vardı. Boyutu şöyle. İçine girip bakalım. Şuraya yemek yapabileceğiniz bir yer, bir ortam oluyor. Ondan sonra böyle sandalyelerinizi koyabiliyorsunuz. Böyle bir sinekliği var arkadaşlar. Buraya 3-4 kişi rahatlıkla kalabilirsiniz. Yani tek odası var, ailecek. Gidip kalabiliyorsunuz. Ya da bunun bir fresh bile özelliği yok. Yani şu an girdim mesela içine, görüyorsunuz dışarıyı çok net görüyor. Hani güneşe gittiğiniz zaman bunda yanıyorsunuz resmen. Böyle bir dezavantajı var. Bir de bu ürünün bir benzeri arkadaşlar. Bunun fresh black olanı var. Aynısının fresh black olanı. Mesela bu ürünün 6.900 TL olmasının nedeni şu gördüğünüz alanın fresh black olması. Yani şu özellik çadırın kendi üst kumaşında var ve şu altındaki kumaşının şöyle sinema perdesi gibi oluşundan aslında kaynaklanıyor. Yani şu Decathlon'un çadırlarının şu alanı çok güzel oluyor arkadaşlar. Ya yani buradan hava geliyor. Böyle güzel bir sirkülasyon oluyor. Aynı şekilde üst tarafta da şurada mesela bir sineklik gibi görüyorsunuz. Buraya da böyle bir tabak, çanak konulması için konulmuş. Devam edelim. Bu mutfak dolabını aynen 2.650 TL olarak buraya koymuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu ürün bayağı bir tutuldu. Şöyle hani göstereyim size, uygun oluşu nedeniyle daha öncesinde çok daha uygundu tabi. 4.800 TL. Normalde bu hani öyle mutfak tarzı bir şey diye kullanılır. Bir şeyi yok tabi bu ürünün. Fresh Black özelliği yok vesaire. Hani bunda rahatlıkla 6 kişi kalınıyor. Şurada hatta göstereyim. Gölgelik olarak geçiyor. Normalde hani güneşte gölgelik olarak geçiyor. Ama bunu çadır niyetine kullanan çok oldu. Şöyle kapısı var. İşte penceresi var. Burada şöyle. Şöyle büyük bir penceresi var. Yani burada çok rahatlıkla 6 kişi. Yani tabii bu hesaplar balık istifi şeklinde yatarak hesaplanıyor. Yani ideal bir çadır. Bu yok satıyormuş arkadaşlar. Öyle bir şey var. Hani bunu bayağı bir tercih etmiş durumda. 3 kişilik bir çadır, hani tek çocuklu bir aile için ideal bir çadır. 4.200 TL. Ama onun fresh black özelliği var mıdır onu bilmiyorum. Şöyle bir bakalım, yok arkadaşlar. Fresh black özelliği yok. Ondan sonra üst tarafta şöyle yani karkasını kuruyorsunuz. Ondan sonra bir çadırı var.
Şöyle sırayla da göstereyim arkadaşlar. Mesela bu bir gölgelik. Bunların hepsi gölgelik diye geçiyor. 1400 TL. Yani plajda herhangi bir şemsiye yanınıza taşıması gerek yok. Bunun içine giriyorsunuz. 1400 TL. Bunun fresh özelliği var diyor. Şöyle bir bakalım. Yani bir fresh bileği andırıyor ama o kadar da çok şey değil sanki. Fiyatına göre zaten en üst düzey oymuş herhalde. Evet, en özellikle oymuş. Büyük bir ihtimal dediğiniz gibi fresh bilek vardır. 1400 TL'ymiş. Bunun da içi bu şekilde. Yanlış olmasın, onun fiyatı 1400 TL değil. Ona bir bakacağız. Fiyatlarını tam değiştirmişler galiba. Bu 990 TL arkadaşlar. Arkadaşlar şu çadır şöyle. Fiyatları da şöyle arkadaşlar. Çocuklar çok fazla buralardan geçiyorlar, yamultuyorlar. Neyin ne olduğunu böyle görerek bakıyoruz. 3950 TL'ymiş arkadaşlar. 2 kişilik. 5 bir çadır. Bu biraz dikey. Yani yüksek aslında. Şöyle size geniş açıdan göstereyim. Nasıl diyeyim? Boynuma kadar geliyor. Ben 1.75 boyundayım. Ama buraya 2 kişi sığar mı? Şöyle açılırsa. Ha evet. Evet, şöyle açılıyor arkadaşlar. Asıl şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Onu katlamışlar. Burada 3950 TL yazıyor. Hatta buraya bastırıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da bir şey var. Buraya da bastırıyorsunuz. Komple kurulum. Tekrardan orada giriyor arkadaşlar. Bu da 2475 TL. Arkadaşlar şöyle. Şöyle bir çadır. Sırasıyla şöyle küçük. Küçük çadır var şöyle, iki kişilik arkadaşlar. İçi şu şekilde. Yani iki kişi rahatlıkla kalabilir. Bu da üç kişilik bir çadır arkadaşlar. Bu çadır. Bizim buna benzer bir çadırımız vardı. Şöyle atalım. Evet. Böyle arkadaşlar. Ya fresh bilekler her zaman pahalı oluyor arkadaşlar. Ya şu an şu yanındaki fresh bilek çadır değil. Ama 1650 TL iken yani 1000 TL fark ediyor arkadaşlar. Fresh bilek olması. Aynı çadırın 3 kişilik çadırın fresh bileği 2650 TL. Yani değer mi derseniz normalde değer. Bu özellik için değer, fakat fiyat çok pahalı olduğu için ben size bırakıyorum tercihi. Bu şekilde bir büyük bir çadır var. Bu da 3650 TL arkadaşlar. Bunun da tabii fresh bilek özelliği var. Fakat şurada küçük bir alanı var. Buraya aslında hani yağmur falan olduğu zaman burada oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar çok tercih edilen çadır tipi şu iki kişilik, kolay katlanabilen. Ondan sonra hemen şöyle katlanıp bu yanındaki de o şekilde. Bu yanındaki 5400 TL. Bu 3 kişiymiş. Ondan sonra bildiğiniz şöyle yuvarlak bir çember oluyor. Ve kolunuza takıp gidiyorsunuz. Bu da aynı şekilde. Bu 2 kişiliği 3300 TL. 3 kişiliği 5400 TL. Yani içi nasıl derseniz şöyle içine de bir bakalım. İçi de şöyle, yani bir çiftli sığabilir. Bir çiftli yatak. Yani bunun bir farkı, çiftli yatak sığıyor. Ondan biraz daha büyük mü? Evet, büyük arkadaşlar. Bu ondan
görüyorsunuz hani içi 3 kişi olduğu için bir çiftli bir tekli sarıyor. Şöyle masalardan sizlere bahsedeyim. Şu masa arkadaşlar alçak masa 1550 TL'ymiş arkadaşlar. Şu size ilk gösterdiğim masa o 550 TL'ymiş. Şu tabureli şöyle geniş 4 tane de taburesi var. Şöyle gördüğünüz bir çant oluyor. Bu da 2200 TL olmuş arkadaşlar. Tabii bunun değişik şeyleri var. Sadece şu sırf masaya 1250 TL yazılmış. Şöyle biraz daha küçüğü var. 1100 TL olmuş arkadaşlar. Şu var mesela. Bu 690 TL yazıyor. Burada. Şöyle termoslar var arkadaşlar. 32 litrelik 1900 TL fiyatı var. Hatta şöyle 25 litrelik bir çanta da 15 saat soğuk tutuyormuş arkadaşlar. 1400 TL. Bu da 5 saat soğuk tutuyormuş. 730 TL'ymiş arkadaşlar. Burası seyyar ısı yalıtımlı buzdolabı var. Buzdolabı aslında. Şöyle çadır alanımızı da şöyle bir tekrar bakalım. Bunlar tabi ısı yalıtımlı mesela ne kadar diyorlar? Promosyon 390 TL'ymiş arkadaşlar. Şu küçük olan. Burada şöyle bir Nurgaz'ın şöyle arkadaşlar ocağı var aslında. Normalde bunları böyle takım alıyorsunuz pürmüz ve kitiyle beraber 390 TL olmuş arkadaşlar. Bu yani bir sene önce 180'lerde filandı. Öyle hatırlıyorum. Şurada Nurgaz'ın mini ocağı. Aslında şöyle oluyor. Bu bir şey. Dekoratif olarak koymuşlar. Ocak. Sadece ocağı 440 TL yazmışlar arkadaşlar. Nurgaz'ın burada bir şey var mı? Yok. Haki. Ocak setleri var arkadaşlar. Şöyle çatal, kaşık, ondan sonra şöyle katlanabilir. Bunlara 50 TL yazılmış. Bu su filtresiymiş arkadaşlar. 440 TL. Yani matara filtresiymiş. Şu matara silikon. Ona 750 TL yazılmış arkadaşlar. Kap. Yemek kapları 55 TL, 45 TL, burada da 55 TL. Bu 4 kişilik bir arkadaşlar şöyle çatal, bıçak, ondan sonra pişirme kasesi, hepsi tam takım 1390 TL arkadaşlar çelik. Burada da mesela 1095 TL. O tabi 2 kişi. 2 kişi 1095 TL, 4 kişi 1390 TL'ymiş arkadaşlar. Burada da daha ekonomik 2 kişilik olanı var. Bu da 450 TL. Büyük bir kolaylık oluyor arkadaşlar bunlar. Yanmaz, yapışmaz oluyor. Burada mataraları var. Şöyle size göstereyim. Thank you.